Evet, hepinize merhabalar gençler. Hoş geldiniz videoya. Bugün sizlerle fiilimsilerden soru çözüm gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz ki 8. sınıfın ilk dil bilgisi konularından bir tanesidir fiilimsiler. Ve önemli konulardan bir tanesidir. Yine LGS'de gençler, buradan soru gelmekte. E, dikkat edeceğiz özellikle. E, bugün sizlerle 12 adet soru çözümleyeceğiz. Sorularımız nereden olacak? Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanım kavrama testlerinden olacak gençler. E, sizlerle ...dolu dolu soru çözümleri gerçekleştireceğiz. Bugün 12 tane sorumuz var. Amacımız soru çözmek mi? Tamamen hayır. Soru üzerinden bilgilerimizi hatırlamak... ...ve bilgilerimizi gençler tekrar etmek, test etmektir. Yine konu anlatım şeklinde kısa kısa özetler de vereceğim gençler. Hazırsanız başlayalım. 12 tane sorumuz var. Ee, şöyle sizlerle 12 tane soru üzerinden ilerleyelim bakalım gençler. Birinci soru. Evet, bize bir tanım vermiş... Fiilimsiler fiilden türeyen ancak fiilin bütün özelliklerini göstermeyen sözcüklerdir. Bu sözcükler fiiller fiiller gibi olumsuz yapılabilir ama çekimlenemez. Heh. Bakınız olumsuzluk eki alabilir ama çekimlenemez diyor gençler. Şimdi fiil kökünden türediğini söylüyor bize özellikle buna dikkat edelim. Fiil kökenlidir yani fiil kök ve gövdelerinden türer ve arkadaşlar olumsuzluk ekini alabilir fiiller gibi ama neyi alamaz? Kip ve kişi eklerini alamazlar. Şimdi 7. sınıfta fiilde kip ve kişi ekleri konusu vardı biliyorsunuz. İki tür kip söylemiştik. Neydi bunlar? Haber zaman kipleri birincisi. İkincisi neydi? Dilek kipleriydi değil mi gençler? Dilek kipleri zaman bildirmezdi. Dilek kipleri neydi? Gereklilik, istek, emir, şart gibi kipler. Haber kipleri. Görülen geçmiş zaman, duyulan geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman gibi zaman bildiren kiplerdi. Kişi ekleri neydi? Örneğin bir fiil söyleyelim. Gel, fiilini söyleyelim. Geldim, geldin, geldi, geldik. Evet, şöyle ek olduğunu gösterelim. Geldiniz, geldiler. Evet, gel, şöyle heh, dik, geldik, geldiniz. Evet, gençler, geldiler. Heh, bakınız, kip ve kişi şeklerini alabilenler fiil midir, fiilimsi midir? Fiildir. Fiiller kip ve kişi alabilir. Fiiller olumsuzluk ekini alabilirler. Fiilimsiyle ortak bir özellik. Fiilimsiler de olumsuzluk ekini alabilirler. Peki fiilimsiler cümle içerisinde kaç görevde kullanılır gençler? Cümlede isim görevinde kullanılabilir. Cümlede sıfat görevinde kullanılabilir. Cümlede zarf görevinde kullanılabilir. Yani cümle içerisinde fiilimsiler 3 görevde kullanılabilir gençler. Evet bunların eklerini öğretmenlerimiz size söylemiştir, anlatmıştır değil mi? Evet isim neydi ekleri? ma Işmak. Mayışmak diye kodlanıyor değil mi arkadaşlar gençler? Maışmak, maışmak, maışmak ekleri isim fiil ekleri. Tabi bunların farklı versiyonları da vardır değil mi? Ma, me, ış, iş, uş, uş, mek şeklinde. Gençler sıfat fiil nasıldı? An, ası, mez, ar, dik, ecek, miş şeklinde gençler. Ekler de ne ekleriydi? Sıfat fiil ekleriydi gençler. Evet cümle içerisinde sıfat görevinde kullanır. Sıfat 6. sınıf konusuydu. Hatırlayın sıfat nerede ee, görürüz bir sıfatı? İsmin önüne gelen bir sözcüktür. İsmi niteler ya da belirtir, belirtir değil mi? Bir ismi niteliyorsa yine cümle içerisinde grup kurarken yargıları birbirine bağlarken bir ismi niteliyorsa sıfat fiil diyeceğiz. Gençler bu eklerden birini alırsa yine cümle içerisinde isim görevinde kullanılırsa ona isim fiil diyeceğiz. Cümle içerisinde zarf görevinde de kullanılır. Durum, zaman, anlamı verebilir gençler. E bu noktada özellikle zarf fiilleri de zaten yeri geldikçe size hatırlatacağım. Evet bu bir tekrar dersi uygulama bilgi uygulama dersidir. Hadi bakalım hangisinde fiilimsi yoktur? Tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor. Uzun yollar bu sesten silkilenerek yatıyor. Silkinerek yatıyor diyor bakınız. Yatıyor burada yargı bildiren bir fiil ve ne eki almış? Ne eki almış dikkat et. Yor. Evet şimdiki zaman ekini almış kipek almış kipek almışsa bu fiildir değil mi? Fiiller kipek alır. Peki baktığımızda fiil kökenli bir sözcük. Anlatıyor. Bu da fiildir. Evet bakınız. Silkinmek. Evet. Gördüğünüz gibi gençler ne ekini almış? Erek ekini almış değil mi? Evet bakınız. Fiil kökenli, fiil kök gövdesinden türeyen bir kelime. Erek ekini almış. Nasıl yatıyor? Uzun yollar bu sesten silkinerek yatıyor diyor gençler. Evet ne diyeceğiz burası için? Fiilimsi diyeceğiz değil mi? Bakınız, fiilimsi. Türü nedir peki? Nasıl sorusuna cevap verdi? Cümlede zarf görevinde zarf fiildir değil mi? Zarf fiil ekleri de dolu dolu. Ken, alı, eli, asıya, esiye, ip, ince, dıkça, dık, ee, dığında gibi ekler. Birçok ekleri var. A, E, R, M şeklinde. Onları sorular üzerinde uygulayacağız. Evet. Bağrında duyulmadık gizli emeller saklar. En uzak ümitleri fısıldar ruha sesi diyor gençler. Bakınız. Şöyle baktığımızda saklar ee, saklamaktan saklar geniş zaman Fiil kökenli kelime Bu e, gençler yine fiildir değil mi Peki duyulmadık gizli emeller Nasıl emeller Duyulmadık gizli emeller Evet bakınız gençler dıktık kekini almış ve ismin önüne gelip ismini telemiş Bu nedir yine sıfat fiildir Evet fiilimsi diyeceğiz buna gençler C'ye baktık Şu kalbimin taşkın atışından duyulur Seni ne kadar sevdiğim memleketim Evet benim seni ne kadar sevdiğim. Dık dik ekini gördünüz mü? Evet. Filmsler iyilik ek alabilir mi? Benim sevdiğim, senin sevdiğin, onun sevdiği, bizim sevdiğimiz, sizin sevdiğiniz, onların sevdikleri derken filmsler iyilik ekleri alabilir. Yani sahiplik ekleri alabilir demiştik. Evet. Gençler yine atı, atmaktan atış dediğimizde bakınız kalbimin taşkın atışından duyulur diyor. Gençler, atış dediğimde ış, iş yine burada isim fiil değil mi? Evet. Dık dik sıfat fiil değil mi? Var yani. A, B, C'de bulduk. Peki hangisini yok? Bahçeler boyunca erik, elma, kiraz. Su içinde yosun, su üstünde saz. Heh. Şu boyunca kelimesine baktığımızda ince ince zarf fiil ekini almış gibi duruyor. Ama kökü fiil kökenli mi? Boy. Kökü isim kökenli. Evet, biz bunu... Gençler, biz bunu fiilimsel olarak alabilir miyiz? Hayır, alamayız. Cevabımız... D seçeneğidir. Fiil kökenli olduğuna dikkat edeceğiz. Boyunca boymayınca olumsuz eki alıyor mu? Olumsuzluk ekini alanlar fiil kökenlidir. Yani fiiller ve fiilimsiler, isimler olumsuzluk eki alıyor mu? Evet gençler buna dikkat ediyoruz tamam mı? Hadi bakalım süpersiniz devam ettik. İkinci soruya geldik şimdi. Evet bu dizelerdeki fiilimsinin türce özdeşi yani aynısı. Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum. Bu dağların en eski aşinasıdır soyum. Evet nasıl bir çoban çocuğuyum? Daha deniz görmemiş. Evet mış miş hmm, niteleyen yani sıfat fiil. İsmi niteleyen fiilimsi arıyoruz sıfat fiil arıyoruz. Caddeden sokaklara doğru sesler elendi. Pencereler kapandı kapılar sürmelendi. Elendi, sürmelendi, kapandı. Bunlar yargı bildiren fiildir değil mi gençler? Burada fiilimsi göremedim. Mezarda ölü gibi yalnız kaldım odamda. Yanan alnım duvarda. Nasıl aldım? Yanan aldım. Hmm, evet. Sıfat ekleri neydi? Anası, mez, ar, dik, ecek, miş. Evet burada neyi gördük gençler? Bakınız an ekini gördük değil mi? Yanan aldım. Nasıl aldım? Yalan aldım. Sıfat fiil mi bu da? Bu da sıfat fiil. Evet cevap B gibi duruyor. Şöyle bir tık Devam ediyoruz. Yine sönen gözlerimle. Nasıl gözlerim? Sönen gözlerim gençler. Yine burada ne var gördüğünüz gibi? Sönen gözlerim derken bir sıfat fiil var. Evet. B cevap gibi duruyor ama diğerlerini de kontrol edeceğiz. Son yolcunun gömüldüğü yolda son adımları. Evet. Bekçi sert bir vuruşla kırdı kaldırımları. Evet. Vurmaktan vuruş olmuş. Gençler isim fiil. Ee, burada da sıfat fiil göremedik. Bu yıkıklar, çıkıklar kalmayacak ortada. Bakınız burada acak ecek eki. Evet buradaki ecek eki sıfat fiil ekibi. Hayır. Bak kalmayacak. Ne zaman? diye sorarım. Gelecekte. Gelecek zaman. Bu bir kipekidir değil mi? Evet. Dikkat ediyoruz. Bu bir kipeki. Bu bir fiildir. Kipeki aldıysa fiil. Biz dilsiz zannetsek de dağlar onu duymada diyor. Burada da göremedik gençler. Cevabımız B seçeneği oluyor. Hadi bakalım. Çok güzel gidiyoruz. Geldik 3. soruya. Fiilimsilerle ilgili olarak hangisi yanlıştır? Fiilimsiler yardımıyla uzun, uzun cümleler kurulabilir. Gençler fiilimsiler ne yapıyordu? Cümle içerisinde yan yargılar oluşturuyor değil mi? Girişik birleşik cümle yapacak onlar. filmler yargıları birbirine bağlıyor ve uzun cümleler kurmayı sağlıyor gençler. Doğrudur. Cümle içinde isim, sıfat, zarf görevlerinde kullanılır. Birinci soruda so söyledim az önce size. Evet cümle içerisinde kaç tane görev vardı? İsim görevinde kullanılır, isim fiiller, sıfat görevinde kullanılır, sıfat fiiller, zarf görevinde kullanılır, zarf fiiller demiştik. Filmler her zaman cümlenin başında bulunur. Böyle bir kural var mı? Böyle bir kural söyledik mi? Her zaman cümlenin başında Öyle bir kural söylemeyin. Cümlenin başında, ortasında, nadiren sonunda gençler bulunabilir. Genellikle ortasında bulunuyor değil mi? Evet. Çünkü yargıları bağlıyor ya. C seçeneği gibi duruyor cevabımız. Fiilimsi ekleri fiil kök veya gövdelerine gelir. E bu doğrudur zaten bak. Fiilimsi. E fiilden geliyor. Fiilimsi ama fiil gibi değil. Heh, fiile benziyor değil mi? Offsitemsi diyor yani maçlarda. Onun gibi. Fiilimsi. Gençler fiilimsi fiil gibi ama fiil değil. Tamam fiil kökünden geldiği için. Devam ediyoruz. Gençler geldik diğer soruya. Altı çizili eklerden hangisi farklı bir görevde kullanılmıştır? Heh. M, A, 2. Gençler karşımıza iki şekilde çıkabilirdi. Nasıl çıkabilirdi? M, ekleri karşımıza. Evet. Bir isim fiil olarak çıkabilirdi. İkincisi fiillere gelen. Gençler fiilimsilere gelen bir ek daha vardı. M, A, 2. Neydi bu? Evet olumsuzluk eki. Olumsuz yapabilirdi. Bize soruda aslında soruyor ki üçünde aynı bir şey var, birinde farklı. Evet. Kel olan nükteli konuşmalarıyla etrafındakileri her zaman güldürürmüş. Konuşma, konuşma dediğimde burada konuşmaktan konuşma yapmış. Bu nedir? İsim fiil ekidir. Olumsuzluk anlamı yok zaten burada, değil mi gençler bakınız. Ördek yavruları biraz büyüyünce ortalıkta dolaşmaya başlamış. Olumsuzluk anlamı var mı? Yok. Bu da isim fiildir. Evet, gereksiz konular üzerinde çok fazla durmayın durmak vardır bir de durmamak vardır değil mi durmayın siz durmayın evet emir kipi aynı zamanda fiile gelmiş bakınız burada olumsuzluk mu olumsuzluk evet isim fiil değil sazlıkta yarım daire şeklinde ilerleyen avcılar büyük bir balık yakalamayı umuyorlardı diyor evet yakalama yakalama işi yine isim fiil mi gençler yine isim fiil ekidir e hangisi farklı gençler C seçeneğindeki olumsuzluk yani olumsuz anlam negatif anlam kattığı için C seçeneği gençler cevaptır. E, bunu özellikle söyleyelim. Hadi bakalım devam ediyoruz sıradaki soruyla. Evet. Sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir diyor soruyor bu sefer. Çocuk sessizce geri döndü. O ana kadar balonlardan ayırmadığı gözleri dolu dolu olmuş. Heh. Ayırmadığı yürümeye baktığında kurtulmuş diyor. Evet nasıl gözleri balonlardan ayırmadığı gözleri. Evet bakınız ismini telemiş sıfat fiil mi? Sıfat fiil. Peki, yürümeye bile mecali kalmamış. Neye mecali kalmamış? Yürüme işine mecali kalmamış. Yani yürümek fiilini isimleştirmiş. Bu da nedir? İsim fiildir. M Mame ekini aldığı için. Birkaç adım attıktan sonra elinde olmadan onlara baktığında, dığında, diğinde, baktığı zaman anlamı kattığı için gençler. Nedir bu? Zarf fiildir. Evet, zarf fiil. Peki, balonlar her nasılsa adamın elinden kurtulmuş. Kurtulmuş, duyulan geçmiş zaman. Evet, bu ki peki. Kipekini alıyorsa bu bir kere fiilimsi değildir. Kipeki aldığı için gençler, bakınız duyulan geçmiş zaman, öğrenilen geçmiş zaman kipekini aldığı için bu bir nedir? Fiildir. Deseydi ki kurtulmuş kurtulmuş çocuk, kurtulmuş kuş. Evet, isimleri niteleseydi o zaman ne olurdu? Fiilimsi olur Ama burada direkt yargı bildirdi kipeki. Kipeki ile gençler o yüzden cevabımız D seçeneği oldu. Devam ediyoruz. Sıradaki soru. Bu cümledeki fiilimsilerin türü hangisine doğru olarak verilmiştir? Ben sizin için çizeyim. Sabah dümdüz ve sessiz olan deniz. Olanı çizdim. Öğleden sonra dalgalanıp coşar. Evet, dalgalanıp çizdim. O yüzden diyor ki bu yüzden sabahın erken saatlerini değerlendirmeye çalışın. Evet. An eneki anası mezar dikecekmiş. Sıfat bir. Nasıl deniz? Bak. Bak ismi niteliyor. Nasıl deniz? Sabah dümdüz ve sessiz olan deniz. Evet. Dümdüz ve sessiz olan deniz sıfat fiil. Ya yani ismi niteliyor, sıfat görevi gençler. Ölden sonra dalgalanıp coşar. Evet. Ne yapar ölden sonra dalgalanıp coşar. Nasıl coşar? Dalgalanıp da coşar. Evet. Durum. Durumunu gösteriyor değil mi? Ip ip. Evet. Nedir bu? Zar fiil. Çok güzel. Bu yüzden sabah erken saatlerini değerlendirmeye çalış. Neyi çalışın? Değerlendirme. Evet. Değerlendirmekten değerlendirme işi anlamı yapılmış. Burada mame eki mağışmak. Gençler yine isim fiil mi? İsim fiil. Sırasıyla sıfat fiil. Evet zarf fiil ve isim fiil diyoruz. Yani s z i. Hangisinde var? S z i D seçeneğinde var gençler. Evet. Hadi bakalım çok güzel gidiyoruz. Devam ediyoruz sıradaki sorularla gençler. Evet. Hangisi diğerlerinden farklı türde bir fiilimsidir? Küçüklüğünüzde severek diktiğiniz, nasıl diktiğiniz, evet severek, arak erek gençler nasıl sorusuna cevap verdi? Zarf fiil eki mi? Zarf fiil ekidir. Zarf fiil ekidir. Devam ediyoruz. Bu bir fidanın yıllar sonra ağaç olarak görmek. Ma Evet isim fiil mi? İsim fiil. Çok güzel. İsim fiil diyoruz buna da. Hiç bıkmadan onunla ilgilenmek. Nasıl ilgilenmek? Hiç bıkmadan ilgilenmek. Onunla hiç bıkmadan. Madan meden zarf fiil mi? Zarf fiil. Toprağı kuruyunca onu sulamak. Ha, zaman anlamı bildiren yine ince ince bir zarf fiil mi? Zarf fiil. Peki ma Evet farklı olan hangisi? İki numara. Yani isim fiil. Diğerlerine zarf fiil gençler. Devam ettik sıradaki soruyla. Hangisinde zarf fiil cümleye zaman anlamı katmıştır? Heh, üç tanesine durum anlamı, bir tanesine zaman anlamı katmış. Hadi bakalım. Havalar soğuyunca hepimiz köyümüze döneriz. Büşra koşarak güvercinlerin arasına daldı. Köpekten korkan çocuk ağlaya ağlaya yanıma geldi. Akşama kadar dinlenmeden çalışmıştı. Heh bak zarf fiili bulacaksın. Bak sen büyük ihtimal şunu görüp yanlış, yanlış yapacaksın. Akşama kadar diye gördü. E bunlar ikisi de isim kökeni. Değil mi? isim sözcükler, değil mi? Akşam yine kadar edatı. Gençler, bunlar farklı sözcükler. Bak fiil kökenli olacak. Fiil ee, bir de zarf ekini alacak. Zarf ekini aldı, yetmedi. Bir de zaman anlamı bildirecek. Bunu istiyor bizden. Evet, şöyle biraz kalem rengini değiştirelim gençler. Şöyle baktık. Havalar soğuyunca hepimiz köyümüze döneriz. Sorarım size. Hepimiz köyümüze ne zaman döneriz? Havalar soğuyunca, havalar soğuduğu zaman. E zaman anlamı var bunda, değil mi? Çok güzel. Kontrol edeceğiz. Büşra koşarak güvercinlerin arasına daldı. Güvercinlerin arasına nasıl daldı Büşra? Evet koşarak. Daldı. Durum anlamı var. Evet. Köpekten korkan çocuk ağlaya ağlaya yanıma geldi. Yanıma nasıl geldi çocuk? Ağlaya ağlaya geldi. Durum. Durum anlamı var. Akşama kadar dinlenmeden çalış. Akşama kadar nasıl çalış? Hiç dinlenmeden. Aralıksız. Değil mi? Sürekli. Yine durum anlamı var mı? Durum anlamı var. Hangisi farklıdır gençler? A seçeneğinde zaman anlamı olduğu için. Evet bize diyor ki zaman anlamı A seçeneği diyeceğiz gençler. Hadi bakalım çok iyi gidiyoruz. Devam. Bakınız gittikçe hızlanıyoruz değil mi? Evet. Gittikçe tekrar ettikçe daha da iyi olacaksınız. Sorularınızı da çözmeyi ihmal etmeyin özellikle. Evet. Soru bankalarından sorularınızı çözün. Hem isim fiil hem de zarf fiil kullanılmıştır. Evet isim fiil ekleri ma iş, mak. Hadi bakalım zarf fiil biraz daha fazla. Cümle içerisinde zarf görevini arayacağız gençler. Gölgesi hala serin. Duruşu hala yüce. Duruş dediğimde durmaktan duruş. Bu bir isim fiil mi? İsim fiil. Bir pınar ki göklere serpiliyor gönlünce. Serpiliyor. Şimdiki zaman ekini almış. Bu fiildir değil mi gençler? E zarf fiili göremedim. Bana diyor ki hem hem. Yani ikisi de olacak. A olamaz. Doluyor dalga dalga açılan sokakları. Evet açılan an en sıfat fiildir zaten. Yaklaştıkça dıkça dikçe bu nedir? Zarf fiildir. Genişleyen manzara, büyüyen genişleyen manzara sıfat fiil. Ama soru diyor ki isim fiil ve zarf fiil olacak. E B de bunu sağlamadı. Geldik C seçeneğine. Yağınca göl oluyor. Yağmayınca çöl. Ince ince. Zarf fiil mi? Zarf fiil. Hakkınız var bulutların beni affedin. Evet. Hakkınız var beni affedin. Evet siz affedin. Bu da kipekini iki şekini aldı. Bu isim şey fiildir. Bunu alamayız gençler. Fiil olduğu için. Yataş kesilip onu dinlemek istiyorum. Ya dağdan dağa şöyle ünlemek istiyorum. Evet. Taş kesilip onu dinlemek istiyorum. Gençler ıp ip ekip. Onu nasıl dinlemiyorum? Dinlemek istiyorum. Taş kesilip dinlemek istiyorum. Ip ip eki burada nedir gençler? Ip ip eki zarf fiil ekidir. Zarf fiil ekini bulduk gençler. Şöyle zf yazdık. Onu dinlemek istiyorum bak. Dinleme işi. Ma ış, aldı mı? Aldı. Bu nedir? İsim fiil. Yine dağdan dağa şöyle ünlemek istiyorum. Seslenmek istiyorum. Evet bakınız gençler. Ünlemek, dinlemek. Bunlar makmak mak, ekini aldığı için isim fiil. Cevabımız D seçeneği oldu. Hadi bakalım. Devam. Son sorulardayız artık. Hangisi sıfat fiildir? E hatırlayalım sıfat fiil eklerini. An, ası, mez, ar, dik, ecek, miş. Ekler aklına gelmedi mi? Cümle içerisinde sıfat görevinde kullanılmasını hatırla. Cümle içerisinde sıfat görevinde kullanılması için ismin önüne gelip ismini telemesi da değil mi? Evet güzel. Dağda dolaşırken yakma kandili. Ne zaman yakma? Dağda dolaşır iken. Evet. Ken. Zarf fiil mi? Zarf fiil. Fersiz gözlerimi dağlama gurbet. Evet. Dağlama. Bu bir kere bak diyor ki o, e, emir kipi olumsuz ekini almış mı? Olumsuzluk ekini almış değil mi? Gurbet sen fersiz gözlerimi dağlama. Bu bir kere fiildir. Fiilimsi de değildir zaten. Fiildir. Olumsuzluk ekini almıştır. Ne söylemez? Akan suların dili. Yine bu da olumsuzluk ekini almıştır değil mi gençler? Olumsuz. Evet ne söylemez? O söylemez. Söyler söylemez. Geniş zaman olumsuzluk. Akan suların dili. Nasıl sular? Akan sular. E, an enekini aldı mı? An enekini aldı. O zaman bakınız gördüğünüz gibi cevap ne oluyor? Doğru. Söylemez ifadesine bak. Bak karıştırma. Söylemez. Söylemez diyor. Bak burada mezekimiz var ama gençler mezekimiz var ama mezeki ne yapacak? Onu sıfat yapacak. Sıfat görevinde kullanacak. Burada diyor ki ne söylemez? Evet söylerin, Söyler var yani geniş zamanı. Söylemekten söyler. Geniş zamanın olumsuzu söylemez. Evet burada kipeki olduğu için onu zaten biz film olarak alamayız. Tamam mı? Gençler devam ediyoruz. Fiil ile filmsinin farkını bilen soruları çözer. Evet devam ediyoruz. Son iki soru. Evinde çok güzel hazırlanmış akşam sofrası onu bekliyordu. Hmm, akşam sofrasını şöyle gördük. Nasıl akşam sofrası? Çok güzel hazırlanmış akşam sofrası. Evet mış mış eki burada gençler akşam sofrasını nitelediği için ne diyeceğiz buna? Evet sıfat değil. Peki Fiilimsiler grup oluşturur değil mi? Yargı yargıyı e, oluştururken bir bütünlük bir grup oluşturur ve onları ayıramayız. Peki nasıl hazırlanmış? Bakınız akşam sofrası nasıl akşam sofrası hazırlanmış? Peki nasıl hazırlanmış? Güzel hazırlanmış. Peki yine güzelin derecesini belirten miktar zarfı çok var mı? Var. Bunu şöyle bütün olarak alıyoruz gençler. Çok güzel hazırlanmış akşam sofrası. Bunu bu şekilde A seçeneği olarak alacağız gençler. Devam ettik. Evet günün son sorusu gençler şöyle bakalım. Türkçe'de bazı çocuklar isim fiil ekiyle türediği halde zamanla isimleşmiş fiilimsi olsa ha kaybetmiştir diyor. İsim fiiller kalıcı isim yapabilir diyor gençler. Evet isim fiil ekleri neydi? Ma, ış ve mak ekleriydi. Ma, ış, demiştik değil mi? Çok güzel. Ma, Şimdi bakalım. Babamın yaptığı uçurtma çok güzel uçuyordu. Evet uçmaktan uçurt, uçurtmaktan uçurtma. Evet, buradaki uçurtmanın kavramsal bir karşılığı var mı? Kavramsal bir karşılığı var, değil mi? Bunun bir adı var. Şimdi uçurtma diye bir kavram var. Alırsın, tutarsın, uçurursun, değil mi? Bak, kalıcı ismi olmuş artık. Evet, bak buradaki soruda sana ifade edilen şeyi uçurtmada görürsün. Aynı şekilde dondurma yediğimiz o dondurma, yine yediğimiz sarma, dolma, evet, yine ate ateş yakmak için kullandığımız çakmak, değil mi? Evet, çakmak. Yine danışma, değil mi? Evet, otelin danışma bölümü. Yine giriş, çıkış. Bunlar hep nedir gençler? Bunlar kalıcı isim yapıyor, değil mi? Evet, yol da bahçesini çapalamaya devam etti. Çapalama işine devam etti, değil mi? Buradaki gençler isim fiildir, kalıcı isim yapmamıştır. Evet, ödevlerini erken bitirme telaşına düştü. Bitirme telaşına düşmek yine e, fiil üzerine gelen gençler ne var? Bakınız film ekini görüyoruz. -ma, -me eklerini gördünüz. Bunlar film ekleri. Kanayan kolunu bir bezle sarmayı düşündü. Sarma işi. Bak çok e, karıştırıcı değil mi? Sarma, yenen sarma, yemek olan sarma deseydi. Hay hay o zaman kalıcıysın. Ama burada kolunu diyor bir bezle sarmaya düşündü. Sarma işini düşündü. Kolunu sardı değil mi? Evet bezle sardı. Yine burada isim fiilir gençler. Uçurtma artık kalıcı bir e, isim oldu değil mi? Onun kavramsal bir karşılığı var. Dışarıda uçurtmayı görebiliriz Evet gençler. E, bugünkü soru çözümümüz bu kadardı. 12 soruda kaç doğru yaptınız? E, soru çözüm e, soru çözüm videomuz umarım etkili olmuştur. Bilgilerinizi tekrar etmenize e, yararlı olmuştur umarım. Kaç doğru yaptığınız Yorumlar kısmına yazın bakalım. E, Şehit Kemal Görgülü'den öğrencilerim de yorumlar kısmına evet belirtebilirler. E, Türkiye'nin her yerindeki öğrencilere selam olsun. Umarım e, sizlere faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere gençler.